Tatava'ya hoş geldiniz sevgili voleyciler, Ahmet Hocam'la beraber. Hop. Bundan sonra artık Tatava falan yok. Tatava bahane, lezzet şahane. Sen biliyor musun başımıza geleni? Benim haberim yok. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en iyi, en büyük burgercilerinden biri olan Burger Joint bizim Tatava'ya sponsor oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yani bundan sonra Tatava bahane, lezzet şahane. İnanın bana. Evet yavrum. Diyerek programa girişi yaptık. Hocam bildiğin üzere gündemimiz, futbol gündemimiz tabii ki yoğun ama onun dışında ülkenin de gündemi farklı olaylarla meşgul. Maalesef. Barış Pınarı Harekatı, şu an askerlerimiz orada çok güzel bir mücadele veriyorlar. Onunla başlayalım. Daha sonra biz kendi gündemimize, futbol gündemine zaten giriş yapacağız. Evet. Ne düşünüyorsun genel olarak harekatlarla alakalı? Şimdi bak, aslında bu konuda en fazla konuşma hakkına sahip insan ben değilim. Çünkü şehit yakını değilim, şehit babası değilim, şehit abisi değilim, şehit kardeş değilim, şehit akrabası değilim ama benim milletim, o gencecik evlatların da manevi abisiyim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sen dünyada yoktun. Türkiye'nin en önemli avukatı, spor avukatı, bu işler dünyada yoktu. Bizim programı çeken Rıdvan dünyada yokken ben üniversite talebesiydim. Hiç unutmam. Ya anatomi dersi ya fizyoloji dersini okurken siyah beyaz TRT'de bir haber çıktı. Güneydoğu'da bir silahlar patladı orman gibi bir yerde. Biri mi öldü, bir şey mi oldu filan. Manasız geldi bu. Manasız. Şimdi mesela bugün Türkiye'de bir haber duysan. Kırklareli'nin dağ köyünde makineli silah sesleri geliyor. Bir şeyler oluyor. Bir köylü öldüren. Lan dersin ki ne oluyor dedik. Yani 1900 tıbbiye 82-83 falan yani. Kabaca söylüyorum. O gündür bugündür. Yani ben genç bir üniversite öğrencisiyken başlayan terör hala devam ediyor. Etti ediyor. İnşallah kökü kusulur. Fakat 40 yıldır bu ülke, Türkiye Cumhuriyeti terör denen bir belaya ile uğraşıyor. Şimdi terör diye belayla uğraşmanın sonuçları var. Bir, insanım ölüyor. Kim ölüyor? Başta kolluk güçlerim, askerim, polisim, subayım, assubayım, vatan evlatları, arada bir öğretmen, belki doktor, siviller. Onlarca, yüzlerce, binlerce. Ve şunu da söylüyorum. Kandırılıp dağa kaçırılmış olan gençlerde, yani o genç doğuştan terörist falan doğmadı. Kafasına silah dayadılar. Babasından da 3 oğlum var. Ver lan bir tanesini dediler. Gitti çocuk. Yani ne demek ki? Burada bir taraf anlamında söylüyorum. Sonuç olarak benim 100 binin üzerinde, belki 200 bin bilemem sayısını. Bir kişi bile olsa acıdır. Asker, sivil, polis, efendim, sağlık memuru, vatandaş, köylü, korucu. Şehit verdik mi? Verdik. Peki. Bu terör bedava dönmüyor Çakıltaş'a. Asker, mühimmat, silah, oraya harcanan para, yapılan güvenlik yatırımları, trilyon dolar. Tabii. Bak 1 milyar dolar demiyorum. Bak 1 milyon dolar demiyorum. 1 milyar dolar da demiyorum. 1000 tane 1 milyon dolar 1 trilyon dolar yapar. Yani bu terör olmasaydı şu anda devletin kasasında en az 1 veya üzerinde 1 trilyon dolar. Bu ne demek fazla biliyor musun? Türkiye devlet memuru, şu anda Türkiye'de binlerce devlet memuru, işçi. Ay sonunu zor getirirken bu para harcanmasaydı belki ay sonunda daha rahat getireceklerdi. Çok daha başka bir ortam olacaktı. Tamam. Evine ayda 10 kilo, 5 kilo, 3 kilo et alıyorsa belki yarıdan fazlasını alacaktı. Kabaca konuşuyorum anlaşılması açısından. Sevgili Tatava izleyicilerinin. Şimdi beni 40 yıldır her türlü bana zarar vermiş bir terör. Ben PKK terörü diye bir terör bilmiyorum. PKK kesinlikle global güçlerin, istihbarat servilerinin oluşturduğu, yarattığı ve burada maalesef o bölgede yaşayan gençlerin kullanıldığı bir maşadır. Bunun aksini söyleyen de aptaldır. Tabii ki. Tamam. Bununla ilgili çeşitli rivayetler var işte. İngiliz istihbaratı kurduyorlar, CIA kurdu, FBI kurdu. Amerikan silahları var. Beni ilgilendirmez. Ben kimin kurmadığını biliyorum. Evet. Yani tıpkı şey gibi 11 Eylül saldırsa 5 tane Müslüman inançlı Amerika'yı gıcıklatmış 5 tane Suudi genci mi uçakları planlayıp vurduğunu düşünüyorsun? Mutlaka arkalarında bir istihbarat. Evet. Şimdi ülke bir kararlılık göstermiş, bir karar vermiş. Demiş ki ben bu terörü kazıyacağım. Mecburum. 40 yıldır canım yanıyor. Her yerden gidiyor. Param gidiyor. Bırak parayı. Canım gidiyor. 100 bin canım gitti. Ateş düştüğü yeri yakar.
Ben şimdi oradaki hokkabazlara, Fransa'da, Almanya'daki hokkabazlara soruyorum. Birinizin çocuğu bir terör örgütü çıksın, Paris'te patlasın, o hokkabazlık yapan o senatörler, manatörler, o bilmemlerin çocuğu Allah korusun, ölsün. Bak bakayım o zaman terör mü diyebiliyorlar mı? Şimdi lafı nereye getiriyorum? Devlet bir karar vermiş. Bu devlet politikası. İçinden katılmayabilirsin. Ama bunu söylediğinde oradaki şehidin kanına, devletin dirayetine ve ülkenin bu konudaki bütünleşmesine zarar verirsin. Ya ben herkes buna katılmalı, bu da demiyor. İçinden katılmıyor, beni ilgilendirmez. Ben o katılıyorum, o başka bir konu. Ama buna sekteye uğratamazsın. Hele yalan söyleyemezsin. Türk devleti hayatı boyunca, Osmanlı dahil, iki şey olmamıştır bizde. İki şey. Sivillere. Irkçılık, bir de girdiğin yerde yani Hitler'in yaptığını yapmadık kardeşim. Ha, kesinlikle. Tamam. Çünkü niye yapmadık? Bugün Balkanlara çık, bize nefret edilmez. Kesinlikle. Demek ki orada biz ahlaksızlık yapmamışız. Osmanlı döneminden kalan. Hadi bakayım ben öyle, aradan 1000 yıl geçsin, bir boşnak hiçbir sınıfı affedebilir mi? Edemez. Ha. Bir Musevi, bir Yahudi Hitler zihniyetini affedebilir mi? Ama biz Osmanlı'ya gidiyorsun, yoksa Manastır'a gidiyorsun, Bulgaristan'ın şeyine gidiyorsun. Yani yapılar hala duruyor ya. Yani. Bizim camiler kalmış, bizim yapmış. Yani tamam, bicik kapan vardır ama biz orada bir ahlaksızlık yapmamışız. Bir savaş olmuş, belki ölmüş. Savaştaki ölüm başka bir şeydir. Ahlaksızlık, soykırım, tecavüz, katliam başka bir şeydir bu. Şimdi ülke girmiş, Türk Silahlı Kuvvetleri, istihbaratıyla, özel kuvvetleriyle, jandarmasıyla, polisiyle, detay bundur. Diyor ki 20-30 kilometre gideceğiz, terörden temizleyeceğiz. O kordonu? Oranın yerel halkında maksimum özenle, bir kuyumcu gibi, cerrah gibi. Yani cerrah kitleyi temizlerken ne yapar? Dikkatli. Aman oradaki damarı kesmeyeyim, aman oradaki dikkatli organ garar. Çok dikkatli bakar. Biz de böyle giriyoruz, girmişiz. Şu ana kadar değil, 7. gün bitti. Evet. Biz bunu çarşamba çektik, 7. gün bitti. Doğru mu kardeşim? 10 kilometre. Bayram değil, seyran değil. Birden hokkabazlar başladı konuşmaya. Harekatı durdur. Merkel, Macron, hokkabaz, bücür, efendim, Türkiye ne yapıyor falan. Asker selamı veren kulüpler, kadro dışı. Bunlar hokkabazı işler. Çok ağır hokkabazı işler. Çünkü bunlar yavşak. Niye yavşak olduğunu söyleyeyim sana. Yine bunları siz hatırlamazsınız. Şimdi Almanya'nın, Almanya'ya hitap ediyorum. Şu anda bunu ancak yaşı 58-60 ve üzerindekiler hatırlar. Bader-Meinhof denen bir çete çıktı Almanya'da. Bader-Meinhof. Bader-Meinhof. Bunlar eylemler yaptılar Almanya'da. İndirdiler, kaldırdılar, patlattılar, vurdular. Alman devleti, polisi belki 10, belki 8, belki 25, 30 taneyi yakaladı, hücreye koydu. Fakat dışarıda adamlar var. Patlatıyor, şeyi çıkartıyor, teröristi dışarı çıkartıyor. Çıkartmıyor onlar. En son Somali'de Mogadishu baskınını yaptılar. Mogadishu'ya bir Lufthansa uçağını kaçırdılar. 150 tane Alman vardı farz-ı muhal. Almanya'nın G8 komando tümü gitti. Alayını indirdi, kaldırdı. Sivil yolcular da öldü. Tabii. Bak, buna da bir şey demiyorum. Bir uçak kurtarma operasyonunda sivil yolcu ölebilir. En az ölmesi, hiç ölmemesi istenendir ama sonuç olarak çok dar alanda çok iç içe olan masumla ahlaksızın, teröristin iç içe olduğu bir ortamda komando operasyon. Peki, asıl konu bu değil. O gece bütün dünya ajansları dedi ki, Almanya Mogadishu baskınını yaptı, Lufthansa uçağı kurtarıldı, bütün teröristler, Bader-Meinhof teröristleri uçak içinde öldürüldü. Ve maalesef, sayısını hatırlamıyorum, sivillerde. 3, 5, 6 sivilde hayatını kaybetti. Burada da sıkıntı yok. Fakat aynı gece cezaevinde bulunan, sayısını bilmediğim, belki 10, belki 20, belki 30 bilmiyorum, yalan söylemeyeyim. Bader-Meinhof üyeleri bir gecede hepsi intihar etti, bunalıma girdi, intihar etti. Alman hükümeti açıkladı. Teröristler Mogadishu baskınında Alman hükümetinin başarılı olup terörist arkadaşlarından uçak kurtarıldığı için hepsi bunalıma girdi. Aynı gece, aynı saatte hepsi birden kendilerini öldürdüler, intihar ettiler. Yersen. Biz de bunu yedik mi? Yersen. Yersen. Yersen öyle tabii. Yersen.